Sevgiye, hepsi, her şeye sahip olmak istiyor. Halbuki paylaşmayı öğrenmek kardeş doğumuyla başlıyor veya yakın arkadaşlarla başlıyor. Bu nedenle paylaşmanın da öğretilmesi için güzel bir yol aslında. Mesela yaptığını hediye ediyor. Aslında çok içinden gelmeyebilir ama hediye ettiği için de mutlu olabilir. Evet. Şu anda ne diyor izleyicilerimiz? Sevmişler mi? Bayılmışlar mı? Evet. Hakikaten çok güzel. Bakalım. Evet. Söyle ben şey yapayım. Ne diyorlar? Torunlarını yanına alıp izlemişler. Ha, torunlarını izleyicilerimiz yanlarına alıp izlemişler. Biz de bizim torunları alıp burada gördüğünüz gibi program yapıyoruz. Çok gurur duydum ben. Hakikaten gurur duydum. Çok güzel. Yani sizin gözünüzün önünde ördüler. O çok önemli. Meryem, izleyicilerimiz her şey yazanlar var bence de çok güzel. Hani okullarda ders olarak aslında bir ders bile olsa koyulmuş. Ders olarak koyulsun okullarda diyen izleyicilerimiz varmış. Eskiden bizim el işi dersimiz vardı. Ben bugün bir şeyler biliyorsam ve böyle bir program yapıyorsam bu el işi derslerine borçluyum. Evet. İşte ya iş falan. Teknik. O zaman benim zamanımda iş teknik değildi de Erkancığım. El işi dersiydi o. Sonra öyle oldu. El işi dersi. Ondan sonra iş teknik daha böyle şey oldu olay. Sonra ne oldu senin zamanın? Ev ekonomisi. Ev ekonomisi dersi vardı. Bizim zamanımızda da vardı. Çok önemlidir. Ben bakanlığımıza da buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Bakan zaten böyle çocuklarla çok iyi diyaloğu var. Görüyorum, takip ediyorum. Hakikaten böyle güzel şeyler yapılabilir sınıflarda. Bunlardan daha neler olur, neler olur. Ayrıca böyle yaparlar, bir sınıf yapar. Kardeş bir okula çocuklara soğuk yerlere gönderirler bunları. Süper güzel. Biz bununla ilgili bir kitap çalışması da hazırladık. Ha, kitap vardı bir tane. O nerede kitap? Evet. Nerede? Ha, tamam, peki. Kapatmadık. Onu getirelim, sonra bir, gösterelim. Evet, kılavuz kitap olabilir. Hani öğretmen arkadaşlara, çocuklara, annelere falan. Oradan da yararlanabilirler. Öyle de bir ördek çalışmamız var. Evet. Valla örün çocuklar, ekran başındaki çocuklara sesleniyorum. Bize fotoğraf atın, gelin burada paylaşalım. Ne dersiniz? Annenizle davet edeceğim sizi. Siz de ister misiniz burada ekranda olmayı? Çocuklar severler ekranda olmayı. Gelin bakın, ortam rahat. Şimdi onlara bir şeyler de ikram edeceğiz. Şöyle güzel bir şeyler, ne isterlerse. Çünkü çalıştılar, emek verdiler. Değil mi? Bayağı uzadı boyunluk. Bakayım. Atkıları görelim son kez. Aa, seninki baya. Yalnız şu örgüyü Erkan görmen lazım bu. Tülin Hanım, bunu biz de yapalım, evet, yayında. Yapalım. Bizden önce yaptılar. Bizden bak, önce yaptılar. Bakın böyle başak başak oldu bu. Çok evet. Güzel. Ne örgüsü bunlar? Burgu. Burgu örgüsü. Bakayım seninkine. O da bere yapıyor. Bere bakın çıkmaya başladı. Böyle bile yakıştı vallahi. Aa, çok yakıştı gerçekten. Sizde bir videomuz var. Onu söylerseniz ben de derim ki öyle bir yarışma yok derim. İyi değil mi? Çok güzel değil mi? Yalnız renk seçimleri falan da harika gençlerin. Süpersiniz arkadaşlar. Vallahi çok hoşuma gitti. Ha, bundan sonra Müge bana güzel bir hatırlatma yaptı. Çocuklar, bundan sonra ne hayal ediyorsunuz? Belki bir yer açarsınız. Neden olmasın? Küçük ben bir dükkan açmayı. İlk başta başlıyoruz. Ay, küçük bir dükkan açmayı düşünüyorum. İnternet sitesi açacağız. İnternet sitesi, evet. Siz ne hayal eder? Arkadaşımın dediği gibi. Arkadaşımın dediği gibi. Arkadaşıma katılıyorum. Evet. Site açabiliriz. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Orası meşhur şu anda değil mi? Oradan internetten yürüyelim gençler. Yerinde olsan kanal açar, bilmeyenlere öğretir. Evet. Kanal açın çocuklar. Küçük bir şey yapın. Yani videolar çekin. Bilmeyenlere. Evet, çok güzel. Tülin Hanım, bunu yapmalısınız. Yapmalıyız. Çocuk videoları, evet. Evet, hepsinin ayrı. Onu demiyoruz çocuklar. Onu küçük sesle çıktı ama onu demeyin. Olur mu? Hani şey var ya, o videoların olduğu yer. Onu demiyoruz burada. Ya çok tatlılar. Erkan, nedir durumumuz? Evet, herkes şöyle yaptığını bir kaldırsın. Çok teşekkür ediyorum. Bugün gurur oldunuz bize. Ne güzel, harika. Bakayım. Ah, işte bu ben kılıklı.
Yapın, takın. Heh, tak sen de, tak sen de. Evet, bir alkış istiyorum bütün stüdyodan. Bravo. Süpersiniz. Süper. Efendim bir dakika, Hira bir şey söylemek istiyor. Buyurun. Şey, selam yollayabilir. Selam göndermek istiyor. Gönder hemen. Kime? Hangi kameraya? Erkan bak, burada abi var, mavi şeyli, burada, kazaklı. Buradan bütün sevdiklerime, bütün tanıdıklarıma ve bu işte bize destek çıkan Sinem hocamıza, Erol hocamıza ve okul idaremize sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Bravo, bravo. Siz de el sallayın bütün arkadaşlarınıza. El salla, el salla fıstığım benim. Hadi bakalım. Erkancığım gidelim. Şahanesiniz. Burada biz bütün hanımların o sanatçı ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Artık evet. Neler yapacaklar, ortaya neler çıkacak? Bir ince ilmeklemeci var. Bu incesi küçük ilmekli. Şuna bittim. Şunu karşıdan bir bakın. Tül giydik. Tül giydik. Ay çok güzel olmuş. Evet, hazırız. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bugün hobi konuğum Saadet Sevinç. Teknik eğitmen kendisi. Saadet Hanım hoş geldiniz. Ne güzel. Gül Özdoğan hocamız bugün Almanya'ya fuara gittiler ekip olarak. Sizden söz etti. Ben onu temsilen. Lütfen rica ederim. Hakikaten çok iyi bir hocamızı ağırlayacağız burada. Hocam ne öğreneceğiz bugün biz? Bugün boyutlu dekupaj yapacağız. Sanatkillerimiz var. Sanatkilleriyle onu boyutlandıracağız. Ancak zeminde öncelikle beton efekti yapacağız. Betonu birçok yerde kullanıyoruz artık. Hayatımıza girdi. Onun dışında tamamlama adına vakslarımız var. Vaksları kullanacağız. Herhangi bir boyanın dışında. Evet. Şunu mu yapacağız? Evet. Ne boyutlu ne yapacaktık? Boyutlu dekupaj. Boyutlu dekupaj yapacağız. Bakın çok güzel. Hani yün ördük ama erkekler de böyle bir şey yapabilirler. Çok güzelmiş bu minibüste. Boyutlu değil mi bu? Evet. Bayağı üstü belki görüyorsunuz şu anda. Şuralar bayağı kabarık. Şunlar kabarık. Tekerlekler ve şuradaki yazılar kabarık. Bunu öğreneceğiz. Evet. Evet, açtım. Spatula var mıydı burada? Evet. Bakın zemine bunu güzelce sürdük. Bundan mı düzledik mi böyle? Evet, tamamen de düzlemedik. Çünkü şu vakslarla biraz üzerine renk gireceğimiz için çok düz olsun istemedik. Tamam. Bayağı bir pütürekli. Zaten bu malzemenin kendisi o var içinde. Evet. Güzel, bundan yaptık. Ne kadar sürede kuruyor hocam bu? Yani herhangi bir müdahale olmazsa bir saat gibi ortamda, sıcak ortamda kuruyor. Ama fönle falan da kurutabiliyoruz. Evet. Çok daha çabuk oluyor. Başlayalım hocam. Evet. Bu bandı neden çektiniz buraya? Bandı şimdi şurada hani kendimce bir, bir yol, bir perspektif oluşturmak adına. Çünkü hani büyük bir şunu yaptık. Kesik. Evet. Burayı mı boyayacağız evet, şimdi? Evet, orayı boyayacağız. Çok zevkli, çok güzel. Bu, evet. Biraz boyanın fazlasını aldım. Fazlasını alıyorum. Hep hani onları söyleyin hocam ki. Evet. Bilmeyenler için de. Gerçi bu şekilde sürsem de hiç sıkıntı yok. Bakın onu şeyle de tekrar alabiliyorum. Biraz inceltebiliyorum. Fazlalığını alabiliyorum. Kaynaştırıyorum. Evet, evet, buyurun. Mendille. Orayı koyultuyoruz. Bu biraz bantlar, su bantları her zaman bizim güzel doğru çizgi çizmemizi evet, sağlıyor. Sağlıyor. Birazcık şöyle hafif yumuşatıyorum. Çok evet. Sert kalmasın diye. Hem de bakın şeyin pütürlerinin arasında iyice girmesini sağlıyor. Girmesini sağlıyorum. Biraz kahve, biraz gri. Bir asfalt görünümü, yol görünümü yapabilmek adına. Kurumuşlu mendiller acaba? Yok yok, hayır. İyi mi? Oluyor. Evet, yani kahve ile siyahı birbirine kaynaştırmak adına.
Eğitimler veriyor musunuz hocam siz de? Eğitimler veriyorum. Yani 20 senedir ben bu işi yapıyorsunuz belli. Eliniz evet. Öyle gözüküyor. Eğitimci. Evet. Çok güzel. Bir fotokopiye ihtiyacımız oluyor. Bunun için istediğimiz herhangi bir şey. Herhangi araba, bir şey. Başka evet. Bir araba. Bakın şimdi bandı çektik. Ne kadar güzel. Orası muntazam bir şekilde çıktı. Şimdi şurada da ben yine şuradaki yolu yapmak istiyorum. Hafif şöyle geldim. Kendimce bir yer belirledim. Hani daha sonra araba üstüne gelecek evet. Şekilde. Evet. Şurada hani resim yapar gibi böyle...